Merhaba arkadaşlar. Coğrafya dersimizin atmosfer, hava durumu ve iklim sıcaklık testimize hoş geldiniz. Dersimizde bu testin kazanımla ilgili sorularını çözeceğiz. Konumuz 12. sınıfların TYT konusu, yine 9. sınıflarımızın müfredat konusunu ilişkilendiriyor. YKS'de özellikle TYT kısmında önemli soruların geldiği bir kısımdır. Hemen testimize başlayalım istersen. Birinci sorumuzda baktığımızda atmosferde yağmur, kar, sis gibi hava olaylarının oluşması öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Biliyorsunuz yağmur, kar, sis bunlar yağ çeşitleridir. Yani atmosferdeki buharlaşmış suyla gerçekleşir. Bu da su buharının bulunmasıyla ilgilidir. Atmosferde su buharı olmasaydı arkadaşlar, özellikle atmosferde %80 üzerinde olan troposfer katmanında, hemen üzerimizde bulunan katman olan troposfer katmanında su buharı mevcuttur. Bu su buharı atmosfere buharlaşarak arkadaşlar, 0 derecenin üzerinde ise yağmur, 0 derecenin altında ise kar veya yağış oluşturacak nitelikte de ise sis özelliğini kazanır. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda dünyada bir harita sorusu verilmiş. Hava durumuyla iklim arasında bir bağlantı kurarak sorulmuş bir soru. Konum özellikleri sebebiyle yaz mevsimi yaşanan bir yerde aşırı soğuk bir günün yaşanması mümkündür. Hava durumu yaşanılan mevsim ile benzerlik göstermeyebilir. Diyor ki, buna göre haritada gösterilen yerlerin hangisinde yıl boyunca yaşanılan mevsim ile hava durumunun daha çok benzerlik göstermesi beklenir? Şimdi arkadaşlar, hava durumu ne, iklim ne? Hava durumu dar alanlarda oluşur, günübirliktir ve kısa sürede de değişir. İklim ise genel bir tanımdır. Yılın genel tanımı yapılır. En az 60 yılda değişmez. O bölgenin hava durum raporları alınır. Genel bir rapor ortaya çıkar. Buna da biz iklim deriz. Şimdi 4 mevsim belirgin olarak yaşanılan kuşakta özellikle gün gün veya mevsim mevsim hava durumlar birbirine çok benzemez. İklim de genel olarak değişik bir tanım ortaya çıkartır. Genel bir yorum ortaya çıkartır. Onun için hava durumuyla iklim arasındaki fark orta kuşakta özellikle 4 mevsim belirgin olarak yaşandığı yerlerde daha farklıdır. Yani hava durumu farklı bir şey söyler, iklim farklı bir şey söyler. Ama Ekvator kuşağında arkadaşlar ya da kutup kuşağında hava hep aynı olacağı için iklim de hep aynı diyecek. Yıl boyunca hava hep aynı. Ekvator kuşağı arkadaşlar hep yağışlı ve hep sıcak diyecek yıl boyunca. Kutuplarda hep soğuk ve kurak diyecek. İklim de buna göre paralel olarak gelişecek. Ekvatora diyecek ki iklim arkadaşlar, ne diyecek genel yorum? Her gün hava yağışlı ve sıcak olduğu için yağışlı ve sıcak bir iklime sahiptir. Onun için arkadaşlar, ekvatoral bölgede ekvator çizgimizi çizdiğimizde şuradan geçiyor ekvator çizgisi. 3 numaralı yer Kongo Havzası. İklim ile hava durumu arasındaki farkın en az olduğu yer olur. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda diyor ki, aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir? Paragrafı okumamız lazım. Ne diyor paragrafımızda? Bir yerin sıcaklığı üzerinde etkili olan en önemli faktör güneş ışınlarının yere düşme açısıdır. Evet, bu kelime önemli. Yere düşme açısıdır. Güneş ışınlarının yere düşme açısı üzerinde ise birden fazla faktör etkili olmaktadır diyor. Evet, dünyaya güneş ışınlarının geliş açısını değiştiren birçok faktör vardır. Bir kere dünyanın şekli arkadaşlar. Dünyanın şekli geoid şekli, küresel şekle sahip olduğu için ekvatora dik açılarla gelir, kutuplara eğik açılarla gelir. Yine güneş ışınlarının arkadaşlar eğik açılarla gelmesinin diğer sebeplerinden bir tanesi yeryüzü şekilleri eğim ve bakıdır. Eğim ve engebe, bakı güneşi gören yamaçlar, gölgede kalan yamaçları ise biz dalda diyoruz diğer ismiyle. Bunlar arkadaşlar güneş ışınlarının geliş açısını etkiler, eğim ve bakı. Onun için sıcaklığı da etkileyecek. Dünyanın günlük hareketi de güneş ışınlarının geliş açısını etkiler. Öğlen vakitleri daha dik açılarla gelir günlük harekette. Akşama ve sabah vakitlerine doğru ise daha iyi açılarla gelir. Bu da güneş ışınlarının geliş açısı sıcaklığın değişmesine neden olur. Dünyanın yıllık hareketi de güneş ışınlarının geliş açısına sebep olurdu arkadaşlar dedik. Yazın daha dik açılarla gelir. Kışın ise daha iyi açılarla. Misal Kuzey Yarımküre'ye 21 Haziran'da daha dik açılarla geliyor eksen eğikliğiyle kaynaklı demiştik. 21 Aralık tarihinde ise daha eğik açılarla gelir. Bu da sıcaklığın değişmesine sebep olur. Ama ortalama yükseltiye baktığımızda ortalama yükselti B seçeneği güneş ışınlarının geliş açısına sebep olmaz. Yukarılara doğru çıkıldıkça arkadaşlar güneş ışınları yine sana aynı açıyla gelir. Aşağıda da aynı açıyla gelir, yukarıda da aynı açıyla gelir.
Ama yukarılara çıkıldığımızda atmosferin soğukluğuna tabi kaldığımız için her 200 metrede 1 derece sıcaklık azalır. Bunun sebebi arkadaşlar yerin üzerinde biriken ısıdan uzaklaşman. Yerin üzerinde biriken ısıdan daha çok yere yakın yerlerde ısı birikir. Atmosferin üst katmanlara doğru ısı birikmez. Bundan dolayı yukarı çıktıkça sıcaklık azalır. Bunun sebebi ısı kaybının fazla olmasıyla ilgilidir. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda diyor ki meteorların göktaşlarının atmosfer katmanında parçalanmasını gerçekleştiren tabaka hangisidir? Yani meteorların parçalanma olayı atmosferin hangi katmanında gerçekleşir? Göktaşları. Biz bunu yıldız kayması olarak görüyoruz yukarıdaki meteor parçalanmasını. Troposfer hemen üzerimizdeki katmandır. Troposfer arkadaşlar su buharının fazla olduğu, yağışların iklim olaylarının gerçekleştiği katmandır. Troposferin hemen üzerinde stratosfer katmanı vardır. Stratosfer katmanında arkadaşlar daha çok ozon tabakası vardır. Bu üst kısmında ozon tabakası ise gelen güneşten gelen zararlı ışınları, ultraviyole, mor ötesi ve X ışınlarını geri yansıtmasını sağlar. Dünyanın aşırı ısınmasını engeller. Onun üstünde ise arkadaşlar mezosfer katmanı var. Mezosfer katmanın görevi ise uzay boşluğundan gelen meteorların dünyaya girmesini engelleyip yanarak dışarıya atıyor. Uzay boşluğuna tekrar gönderiyor. Ve biz bunu yıldız kayması olarak görüyoruz. Bu iki görevi gören mezosfer tabakasıdır. Termosfer ise onun bir üst katmanıdır. Termosfer ise ekosfer ve egzosfer diye ikiye ayrılır kendi içerisinde. Orada iyonosfer tabakası var. O önemli çok. İyonosfer tabakası ise uydu dalgalarının, ses dalgalarının yansımasını sağlar. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuza baktığımızda Türkiye'nin bir haritasını vermiş. Mevsim bir meteoroloji haritasını vermiş. Yukarıda verilen hava durumu haritasında günübirlik bir hava durumu ile ilgili bir grafik vermiş. Hangisi söylenemez? Baktığımızda Karadeniz kıyılarında genel olarak nem oranı yüksektir. Nem oranı yüksek olması için yağışın olması gerekiyor. Bakalım Karadeniz'e. Evet, Karadeniz Paso arkadaşlar yağışlı geçmiş. Onun için nem oranı yüksektir diyebiliriz. B seçeneğine baktığımızda Erzurum Kars çevresinde sıcaklık 0 derecenin altına düşmüştür. Bakalım Erzurum Kars Ardahan neresiydi? Erzurum Kars Ardahan burasıydı arkadaşlar. Erzurum Kars Ardahan'da ise kar yağışı gerçekleşiyor. Kar yağışı gerçekleştiği için 0 derecenin altına düşmüştür diyebiliriz. Ege kıyılarına baktığımızda yağışın en fazla gerçekleştiği mevsim kıştır diyor. Şimdi Ege kıyılarına bakıyorum. Güneşli geçiyor ama bu bir günübirlik. Bir günü vermiş bana. Yıllık değil ki bu. Yıllık olmadığı için arkadaşlar günübirlik şeyin içerisinden ben yazları kışları bilemem. Bu bir günün Türkiye'de görülen hava durumu raporu. Ondan dolayı C seçeneğine ulaşamayız. Kışın nasıl geçtiğini, yazın nasıl geçtiğini bilemeyiz mevsimsel olarak. Cevabımız C olacak. Diğerlerine bakalım. Afyon ve Bursa çevresinde hava durumu kaynaklı trafik kazaları rastlanmaktadır. Bakalım Afyon ve Bursa. Afyon ve Bursa burası arkadaşlar. Burada sis görülür diyor. Evet, sisin görüldüğü yerde ise trafik kazaları çok fazla çünkü görüş mesafesi kısıtlanıyor. Türkiye'de aynı anda farklı hava olaylarının yaşandığı söylenebilir. Evet, aynı gün içerisinde Türkiye'nin her bölgesine baktığımızda farklı bir iklime sahip, farklı bir hava olayı görülüyor. Sisli görülüyor bazı yerler, bulutlu bazı yerler, parçalı güneşli, parçalı bulutlu. Bazı yerler güneşli, bazı yerler kar yağışlı, bazı yerler karla karışık. Yağmur şeklinde yani Türkiye'de aynı anda farklı iklim tiplerinin görüldüğünü söyleyebiliriz. E seçeneğimiz de doğrudur. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuzda diyor ki hemen üstümüzde bulunan ilk katman bulutların bulunduğu katman troposfer katmanı. Daha çok nem ve yağışların oluştuğu katmandır. Su buharının %80'i buradadır. Troposfer katından yerden yükseldikçe diyor sıcaklığın azalması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar yeryüzüne yükseldikçe dağlara doğru az önce diğer üçüncü sorumuzda görmüştük. 200 metrede 1 derece sıcaklık azalır. Bunun sebebi gelen güneş ışınları yere yakın yerde birikirler ve yere yakın yerde tutulurlar. Yukarılara doğru çıkıldıkça güneş ışınları tutulmaz. Ondan dolayı yere yaklaştıkça, yer küreye yaklaştıkça ısı birikimi yer küreye yakın yerde gerçekleşeceği için orası daha sıcak olur. Ama yer küreden uzaklaştıkça ısı birikiminden uzaklaşacağımız için atmosferin soğukluğuna tabi kalacağımız için arkadaşlar
Çünkü atmosferde sıcaklığı tutacak herhangi bir şey yok ama yerkürede sıcaklığı hapsedecek, tutacak nem var, sıcak gazlar var. Ondan sonra cisimler var, madde var. Bunlar arkadaşlar yer sıcaklığı tutar. Ve şimdi baktığımızda atmosfer yerden yansıyan ışınlarla ısınması. Cevabımız aslında Adana. Atmosferden yansıyan ısınlarla ısınması, atmosferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması. Yani atmosfer yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için arkadaşlar asıl ısı yerde. Yukarılarda ise sıcaklık az olur. Diğer seçeneklerimize bakmayalım. Direkt diğer öbür sorumuza geçelim. Yedinci sorumuza bakalım. Yedinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi iklimin özelliklerinin beşeri faaliyetler üzerinde etkisini örnek olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi iklimin beşeri faaliyet yani insanlar üzerinde etkisini örnek olarak gösterilemez? Bakalım. Bir iklim insanlar üzerinde etkili olmayacakmış diyor. Kar yağışlarının fazla olduğu yerlerde kışlık otomobil lastiklerin satışının yüksek olması. Bakın kar yağışı iklim ne yapmış arkadaşlar? Otomobil lastiklerinin satışında etkiye sebep olmuştur. Beşeri etkeni etkilemiştir. Akdeniz iklim bölgesinde çevresinde meskenlerde klima kullanımının yaygınlaşması. İklim yine klimayı yaygınlaşmış sıcaklığı insanlar sıcaklıktan bunaldığı için insanlar etkilemiştir. Dünya nüfusunun genellikle orta kuşak çevresinde yerleşmesi. İnsanlar daha çok orta kuşakta yerleşmesi sebebi ılıman iklime sahip olması etkilemiştir. İklim insanların dünya üzerinde yerleşme alanını etkilemiştir. Kış mevsiminde bazı kuş türlerinin daha sıcak yerlere göç etmesi. Burada insan yok, kuşlar etkilemiş. Yani biyo coğrafya içerisinde bitki ve hayvan topluluğunu etkilemiş. Burada beşeri etken değildir bunlar. Onun için kuşlar insan grubuna, beşeri grupta olmadığından dolayı D seçeneğimizdir. Karasal iklim bölgesi içerisinde tahıl tarımının yaygın olması, tahıl tarımına yaygınlaştırması arkadaşlar yine iklim ne yapmış? Tahıl tarımını, üretimini etkilemiş insan, beşeri faaliyetini etkilemiştir. Sekizinci sorumuza bakalım. 8. sorumuzda diyor ki bir yerin gerçek sıcaklık değeri ile indirgenmiş sıcaklık değeri arasındaki farka bakılarak o yer hakkında bazı çıkarımlarda bulunulabilir. Evet, şimdi bir gerçek sıcaklık nedir? İndirgenmiş sıcaklık nedir? Şimdi arkadaşlar bir dağlık bir bölge diyelim 3000 metreye. 3000 metrelerde sıcaklık farklıdır. 5 derecedir diyelim. 3000 metreye sahip olan bir yerde sıcaklık, gerçek sıcaklık 5 derecedir diyor bu arkadaş. 3000 metreye sahip değil. Diyor ki bu arkadaş deniz kıyısına indirirsek kaç dereceye sahip olur? 200 metrede 1 derece sıcaklık indiği için şimdi indirgenmiş dediğimizde deniz seviyesine indiriyoruz. İndirgenmiş o demektir. Yükseltiyi kabul etmez. Deniz seviyesine indirirsek arkadaşlar 3000 metrede her 1000 metrede 5 derece, 2000 metrede 10, 3000 metrede ise 15 derece sıcaklık artacak ve sıcaklık deniz seviyesinde 20 dereceye kadar çıkacak bu yerin. Deniz seviyesine indirmiş haline baktığımızda indirgenmiş sıcaklığı deriz. Bu yerin gerçek sıcaklığı 5 derecedir, indirgenmiş sıcaklığı ise 20 derecedir. Deniz seviyesine indirilmiş hali. O zaman gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık fazla olan bir yer arkadaşlar yüksek bir alandır. Deniz seviyesinden çok yüksekte olduğunu söyleyebiliriz. Bakın engebeli demiyoruz. Deniz seviyesinden çok yüksek olduğunu söylememiz gerekiyor. Hangisi hakkında çıkarım bulabiliyoruz o zaman? Ortalama yükseltisinin deniz seviyesinden çok fazla olduğunun çıkarımını yapabiliriz. 9. sorumuza bakalım. Diyor ki bir bölgede hava durumu yıl boyunca iklimle aynı özellik, benzerlik göstermektedir diyor. Bu bölge iklimi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenir? Biz ne dedik arkadaşlar? Hava durumu günlüktür, iklim geneldir. Nerede hava durumuyla iklim daha çok benzerlik gösterir? Ekvator ve kutuplarda. Çünkü hava hep soğuk ve hep ekvatorda da sıcaktır ve aynı özelliğe sahiptir. Ama dört mevsimin belirgin olarak gözüktüğü orta kuşakta arkadaşlar iklimle hava durumu arasında fark daha fazla olur. Çünkü dört mevsim belirgin olarak yaşandığı için farklı iklimlerde, farklı hava mevsimlerde farklı özelliklerden bahsedeceğim hava durumunda ve bunların genel yorumunu çıkaracağım. Tabii ki aynı özellikte olmayacak, benzer olmayacak. Ama ekvator misal her gün yağışlı ve sıcaktır. Her gün 365 gün boyunca
İklimin genel tanımını çıkartmak çok kolay olur. Genelde dersin yağışlı ve sıcaktır dersin. Aynı hava durumuyla aynı özelliğe sahip. Ne diyeceğiz burada? Cevabımız yıl içerisinde basınç değişimi fazladır. Hayır, basınç değişimi azdır takım. Aslında rüzgarların esme yönüyle içinde fazla değişmez. Bunu bilemeyiz. Bununla bir ilişkisi yok. İklim üzerinde okyanus akıntılar etkili olmuştur. Bununla da bir alakası yok. Hiçbir alakası olmayan bir seçenek. Yağış ve sıcaklık özellikleri yıl boyunca büyük değişim göstermez. Aynı özelliktedir. Cevabımız denizde arkadaşlar. Edirne dedi diyor ki gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık değerleri arasındaki fark fazladır. Bu yükselti ile ilgili bir şey. Yükseltinin fazla olduğu yerde gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık farkı fazla olur. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuzda diyor ki dünya üzerinde esiş gösteren bazı rüzgarları göstermişler. Rüzgarların genellikle yerin sıcaklık özelliklerine etki ettikleri söylenmektedir. Gittikleri yere sıcaklığını taşırlar. Bu durum dikkate alındığında görselde verilen noktalar yönünde esen rüzgarlar hangisinin gittikleri yerde sıcaklığı yükseltmesi beklenir? Şimdi ekvatordan doğu kutuplara doğru gidiyorsan arkadaşlar sıcaklığı artırsın ama kutuplardan ekvatora doğru geliyorsan sıcaklığı azaltırsın. Çünkü gittiği geldiği yer gittiği yere o özelliğini taşır. Ekvatordan doğmuşsa sıcak doğmuştur ve kutuplara sıcaklık taşır. Kutuplardan doğmuşsa ekvatora doğru geliyorsa kutuplardan doğduğu için soğuk kökenlidir ve ekvatora soğukluk taşır. Sıcaklığı arttırmasına bakacağız. Sıcaklığı hangisi arttırır? Şuraya ekvator çizgisi. Ekvator çizgisinden doğanlar önemlidir. 2 numaralı gördüğünüz gibi ekvatordan doğmuş kutuplara doğru gidiyor. Ne taşır? Sıcaklık taşır. 2 sıcaktır. 1 soğukluk taşır. Kutuplardan ekvatora geliyor. 1'i eleyelim. Bir seçeneği gitti. 3 kutuplardan doğmuş. Nereye doğru gidiyor? Ekvatora doğru gidiyor. Soğukluk taşır ekvatora. 3 de gitti. 4 ise arkadaşlar aynı enlem üzerinde doğu batı doğrultusuna esiyor. Kuzey güney doğrultusunda ekvator ya da kutup noktası arasında gidip gelmiyor. Bu sıcaklık üzerinde herhangi bir etkiye sebep olmaz. O da gitti. Ama 2 numaralı arkadaşlar sadece sıcaklığı arttıran olacak. Cevabımız Bursa seçeneği olur. 11. soruya bakalım. Son sorumuz. Aşağıda Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bir merkezin 5 günlük hava tahmin raporu verilmiştir. 5 günlük hava tahmin raporu verilmiş. Diyor ki yukarıdaki tahmini tablo incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bu tabloda hava tahmini yalnızca kış mevsiminde gözlenir. Şimdi ben bunun yaz kış olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. 5 günlük bir hava tahmini vermiş. Yağmurlu, güneşli, yıldırımlı. Ama yaz mı, kış mı olduğunu bilemem. Yani kış mevsiminde gözlenir diye bir şey söyleyemeyiz. A seçeneği yanlıştır. B seçeneğine baktığımızda sıcaklık mevsim normalleri üzerinde görülmektedir. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde görülmektedir. Hangi mevsim olduğunu bilmediğim için yine burada bana yaz mevsimi dese, 21 Aralık dese, 21 Haziran dese bir tarih verse bakarım ona göre yorum yapabilirim. Misal Haziran dese, 21 Haziran dese en yüksek sıcaklıklar 10-11 derece, 12 derece. Evet doğrudur derim yani. Yani yaz aylarında sıcaklık çok düşük çıkmış. Mevsim normallerinin çok altında. Ama burada yaz kış demediği için, sonbahar ilkbahar demediği için sadece 5 günlük herhangi bir ürün raporunu vermiş. Onun için bir bilgiye ulaşamam arkadaşlar. Mevsim normalleriyle ilgili bir yorum yapamam. C seçeneğine baktığımızda ise C seçeneğinde ne diyor? Diyor ki C seçeneğinde en yüksek hava sıcaklığı aynı olduğu günlerde farklı hava olayları yaşanmıştır. Bakalım en yüksek hava sıcaklığının olduğu aynı günler. Evet, aynı sıcaklığa sahip hava günleri demişti zaten. 11 derece, 10 derece, 11 derece, 12 derece, 13 derece sıcaklık hepsinde aynı derecede gerçekten sıcakmış. Ama hava olayına baktığımızda ise birisinde yağmur yağıyor, birisinde yıldırım var, birisinde parçalı bulutlu arkadaşlar, birisinde yine yağmur, birisi açık hava. Ama sıcaklıklar hep aynı. En yüksek sıcaklıkların olduğu gün. Ama hava olayları hepsinde farklı. Doğrudur. En yüksek hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde hepsinde farklı bir hava olayı yaşanmaktadır. Seçeneğine ulaşabiliriz. D seçeneğine bakalım. Merkezde yıl boyunca benzerlik gösteren hava olaylarının ortalaması alınmıştır.
Merkezde yıl boyunca benzerlik gösteren hava olaylarının ortalaması. Hayır arkadaşlar, hava ortalaması alınmamış burada. Sadece o günlük verilen sıcaklık değeri verilmiştir. D seçeneği de yanlıştır. 5 günlük hava tahmini verilerine göre merkezde şiddetli karasallık görülmektedir. Burada bize şiddetli karasallık gösteren herhangi bir ibareden verilmemiş. Hatta hep aksine yağışlı göstermiş. Yağışlı gözüken yerde karasallık azdır. Onun için herhangi bu veriyle ilgili, bu bilgiyle ilgili bir şeye ulaşamayız. E seçeneğimiz aslında arkadaşlar yanlıştır. Bununla ilgili bilgiye ulaşamayız. Sorularımız burada bitmekte arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde, soru çözümü dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.